Merhaba, ben Şeyda Anne işte YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elimde tek renk böyle yeşil tonlarında bir yazmam var. Yeşilin çok güzel bir tonunda, çok sık da kullandığım bir yazma. Cenk markanın tek renk, bütün yazmalarım Cenk markanın kullanıyorum genellikle. Bu da Cenk markanın ördek başı yeşil olarak geçiyor. 755 numaralı. Aynı şekilde yazmam da 755 numara. Biliyorsunuz Cenk yazmanın köşede etiketlerinin üzerinde numaralar yazıyor. Yazmamla ipim aynı tonda. Ben üst kısmında şöyle bir ton tercih ettim. 426 numara kullanacağım. 426 numara ip kullanacağım üst kısımda. Alt kısmında kendi rengini kullanacağım. Yakışacağını düşünüyorum. Sıralı bir model yapacağız. Altı kolay ilerliyor. Üst kısımda zor değil. Fakat biraz daha alt kısmına göre yavaş ilerleyebilir. Yine de hızlı ilerleyen bir model. Çok ağır bir model değil ama çok hoş, çok güzel duran bir model. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet, ilk sıramızdan başlıyoruz. İpimi tığıma sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. Alt kısmından hemen herhangi bir tığ bantısından girerek başlıyoruz modelimize. Bir tane zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyoruz. Örümceklerimiz küçük olacak. Şöyle. Bir ilmek boyu kadar neredeyse böyle. Çok geniş örümcekler yapmayacağız. Tığın başına bir kere doluyorum. İki tığ bantısı bırakıp üçüncüden girdim. Önce bir. İki. İki aldım. Trabzanı kapattım. Trabzanı kapattıktan sonra 5 zincir çekiyorum. Hemen trabzanın altından girip üzerine sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. ile trabzan yaptığım tığ battının içine girip sabitliyorum. Yani bir yanındakine girmiyoruz. Aynı tığ battının içine şöyle küçük küçük sık iğneli trabzanlar yapıyoruz aslında. Buradan devam ederken bir zincir çekiyorum. Yine minik bir örümcek yapıyoruz. Tığın başına bir kez doladım. İki tığ battısı bırak. Üçüncüden girdim. Önce bir, iki, iki aldım. Trabzanı kapattım. Tepede 5 zincir çekiyorum. Hemen aynı trabzanın altından girip sık iğne dolduruyoruz. 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım. 7. ile aynı tığ battısına sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine küçük bir örümcek yapıyoruz. Bir kez doladım. İki tane bırakıp üçüncüden girdim. Önce bir, iki, iki aldım. Trabzanı kapattım. Hepsinin tepesinde 5 zincirli yuva oluşturuyoruz. Ki üst sıramızı o şekilde gideceğiz. 2, 4, 5, 6 tane yaptım. 7. ile aynı tığ battısını kapatıyoruz. Bu şekilde. Şöyle 3 tanesini birlikte yaptık. Ben şimdi bunu biraz uzatacağım. Ve modelimizin üst kısmına geçeceğiz. Alt kısmı gayet basit. Birçok modelde de kullandığımız çimen kısmından kolaylıkla yapabileceğiniz bir kısım burası. Üst kısmı da hızlı gidiyor. Eminim çok beğeneceksiniz. Evet, bu şekilde alt kısmı tamamlıyoruz. Böyle küçük küçük oluyor bunlar. Alt birçok oyada da kullandığım bir çimen ama orada daha büyüklerini yaptım. Bu sıralı modelimde biraz daha küçülttük. Şimdi üst kısma geçiyoruz. Öncelikle iki tane zincir çekiyorum başlamadan. İki zincirimi çekiyorum. En baştan başlayacağız. Modelimiz alt kısmı da üst kısmı da sıralı bir şekilde gidiyor. Şimdi ilmeğimi düzelteyim. İki zincir çektim. Tığın başına bir kez doladım. Hemen her birinin tepesinde 5 zincirli bir yuva yapmıştık. Hemen ilkinin tepesinden giriyorum.
şekilde önce 1, 2, 2 aldım. Bir trabzan yaptım buraya. Bir tane zincir çekiyorum. Tığın başına bir kez doladım. Aynı yerden girdik. Önce 1, 2, 2 aldım. Yine bir trabzan yaptım. Şöyle. Şimdi bu trabzanın tepesinde 5 zincir çekiyorum. Hemen trabzanın arkasından girip tepeye bir kirpik yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyorum. Bir kez doladım yine. Aynı yerden girdim. Önce 1, 2, 2 aldım. Bir trabzan daha yaptık buraya. Bakın bu şekilde. Şöyle bir şekil oluşturduk. Şeklimiz bu şekilde oldu. Son trabzanımı yaptım. 9 zincir çekiyorum. Dokuz tane zincir çektim. Modelimizin ters kısmını çeviriyoruz. Burada bakın. İlk yaptığım trabzanın tepesinden giriyorum. Bir sık iğneyle kapattım. Bu şekilde üstte bir yuva oluşturdum ters kısımdan. Bir zincir çekip düz kısmımızı çeviriyoruz. Burada zincirle yaptığımız yuvanın hemen altından girip bir sık iğneyle girdim öncelikle. İlk girişimizi bir sık iğneyle yapıyoruz. Daha sonra iki zincir çekip bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde minik minik kirpikler yapıyorum. Aynı işlemle devam edeceğiz. İki tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne kapatıyorum. Şöyle 2, 4, 5, 6, 7, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne ile kapatıyorum. Ve 8. 8 tane minik kirpik oluşturduk. Bakın 2, 4, 6, 8. 8 tane yaptık ve tamamladık. Bu ilk yuvamızın çiçeği bu şekilde tamamlandı. Buradan diğerine geçerken 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başına bir kez doladım. Hemen bir yanındaki yuvamdan, hepsinin tepesinde bir yuva var biliyorsunuz. Hemen tepesinden girdik. Önce 1, 2, 2 aldım. Bir trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Aynı yerden girdim. Önce 1, 2, 2 aldım. Kapattım. Bu ortaya geleceği için bunun tepesine, pardon, ipim düştü. Tepesine 5 zincir çekiyoruz. Ve hemen arkasından girerek bir kirpik yapıyorum. Bir zincir çektim, bir kez doladım. Aynı yuvadan girdim. Önce 1, 2, 2 aldım, kapattım. Şu şekli oluşturduktan sonra 3. trabzanımızdan sonra 9 zincir çekiyoruz. 9 tane zincir çektim. Ters kısmını çevirdim modelimin. Yine buradaki ilk yaptığım, yani bu yuvaya girerken ilk yaptığım trabzanın hemen tepesinden giriyorum. Ters kısımda bu şekilde yuvamı oluşturuyorum. Bir zincir çekip düz kısmını çeviriyorum. Şöyle. Hemen altından girdik bir sık iğneyle. Daha sonra 2 zincir çekip bir sık iğne ile buraya kirpikler yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne kapatıyorum. 2 zincir. Bir sık iğne kapatarak buraya 8 tane bu şekilde minik kirpik yapıyoruz. 2, 4, 6, 7 ve 8. 8. kirpiği kapattıktan sonra 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma bir kez dolayıp hemen
Üçüncünün içinden giriyorum. Bir trabzan. Bakın bu şekilde. Üst kısmımız bu şekilde oluyor. Çok da güzel duruyor. Çok hoş duruyor. İki rengi de ben birbirine yakıştırdım. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi bu şekilde ben burayı tamamlayacağım sırayı. İpimi yakıp sizinle bitmiş halini paylaşacağım. Modelimizin bitmiş hali hanımlar. Çok hoş oldu. Çok tatlı oldu şöyle. Yazmanın böyle tam tonu bazen parlıyor, daha değişik çıkıyor. Bazen tam tonu görünüyor. Değişebiliyor yazmanın tonu. Şöyle yazmanın üzerinde gösterdim. Masayla böyle üst kısmı aynı diye şöyle çekeyim. Evet, modelim bu şekilde. Çok hoş, çok tatlı bir model. Çok da kibar duruyor. Böyle sıralı modeller hep birbirine benziyor ama bu biraz daha değişik ve hoş duruyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Çok da zor ilerlemiyor. Özellikle alt kısmı çok hızlı ilerliyor. Üst kısmı biraz daha alt kısma göre yavaş ama zevkli. Yapımı çok güzel. Şöyle göstereyim. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin hanımlar. Beğeni ve yorumlarınızla kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.